Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Türkiye ve dünya gündemiyle gelişmelerle karşınızdayız. Kanal T Haber Daire Başkanı Sayın Fethi Akar'la beraberiz. Sayın İyi akşamlar Resmi, iyi akşamlar Türkiye. Bugün yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yine gündem dolu dedik. Bugün okullar açıldı. Hepimiz mutluyuz. O öğrenciler gibi, o öğretmenler gibi. Çünkü öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu. İnşallah onlar ne yapacaklar sevgili Resmiye? Bol bol ders çalışacaklar ve büyük adam olacaklar. Evet. Evet, ilk haberimizle başlıyoruz değerli izleyenler. Bugün okullar açıldı. Binlerce öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından ders başı yaptı. Bazı öğrenciler okula yalnız gitti. Bazıları da okulun bu ilk gününde velileri eşlik etti. Muhabirimiz Kadir Balık ve Burak Keskinci de onları yalnız bırakmadı. İşte kameramıza yansıyan okulun ilk gün heyecanı. Üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. Öğretmenlerini, arkadaşlarını özleyen öğrenciler okulların açılmasından dolayı mutluydu. Kaçı sınıfa gideceksin? İki. Peki öğretmenlerine buradan ne söylemek istersin? Onu çok özledim yaz tatilinde, onu çok seviyorum. O benim bir tanecik bir öğretmenim. Okunan İstiklal Marşı ve andımızın ardından öğrenciler ders başı yaptı. Tabii okulun ilk günü heyecanını yaşayanlar bir tek öğrenciler değildi. Öğretmenleri de onlar kadar heyecanlıydı ve öğrencilerden yeni eğitim döneminde beklentileri de vardı. Evet, biz de çocuklar kadar heyecanlıyız. Bizim için de yeni bir yıl, yeni tecrübeler. İnşallah anlamında her yıl yeni bir tecrübe kazanarak kendimizi geliştiriyoruz. Onlardan neler bekliyorsunuz? Onlardan onlardan bu yıl yeni bir yıla olumlu duygularla başlamalarını bekliyorum. Burası risk aldığımız, hatalarımızdan ders çıkardığımız bir alan. Hata dediniz değil mi? Bir dakika. Ne hata yaptınız? Derste konuşmak. Öğretmenlerin beklentileri olur da öğrencilerin olmaz mı? Hocandan neler bekliyorsun okulundan? Güzel, iyi notlar alalım. Anaokulundaki minikler de en az abileri ablaları kadar heyecanlıydı. Hatta konuşamayacağı kadar. Teyze merhaba. Ne oldu? Dur, ne var orada? Paşa koltuğuna geçmişsin. Yemeğini yiyeceğim mi? He? Yiyecek mi annem? He? Öğretmenini seviyor musun? Anneni seviyor musun? Okulun ilk gün heyecanı böyleydi. Uzun bir ders yılı onları bekliyor. Bize de ülkemizin emanetçisi öğrencilerimize yeni ders yılında başarı dilemek düşer. Sayın Akar, öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu adeta. Evet, öğrencilerin heyecanı vardı ama resmi Kadir Balık'ın heyecanı çok daha farklıydı. Kadir Balık sanki orada öğrenci havasına girmiş. Kadir Balık o işi bırakacak galiba, haberciliğe başlayacak. Teşekkür ediyoruz Kadir Balık'a, çok da güzel anlatmış. Çünkü habercilik nedir biliyor musun? Yaşamak ve yaşatmaktır. Kadir'e de, Burak Keskinci'ye de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Çanakkale'den bir haberle devam ediyoruz. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1951'de kurulan ve 1964'te kurucusunun isteğiyle kapatılan özel Gökçeada Rum İlkokulu'nda yarım asır sonra yeniden ders dili çaldı. 49 yıl aranın ardından 4 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1951'de kurulan ve 1964'te kurucusunun isteğiyle kapatılan özel Gökçeada Rum İlkokulu'nda yarım asır sonra yeniden ders zili çaldı. Musa Avcı, Dimitri Kalpas, Sofya Avcı ve Kaan Kaleci olmak üzere 4 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda 2013-2014 eğitim öğretim yılı çalınan ilk ders ziliyle başladı. Okul önünde düzenlenen törene ilçe Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgo Dragoni Krilos Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyesi Laki Vingas, özel Gökçeada Rum İlkokulu kurucusu Anna Koçumal, adada yaşayan Rum asıllı Türk vatandaşları katıldı. Öğrencilerin yan yana dizildiği törende okul görevlisi de Türk bayrağı taşıdı. Okul müdürü Katakalos ve 4 öğrenci birlikte ilk ders zilini çalıp eğitim öğretime başlamak için sınıflara girdi. Eğitime başlayan 4 öğrenci yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Evet Görkem, hoş geldin. Tabii çocuğu gördün, hemen Görkem hoş geldin değil mi Resmiye? Evet, sen de o heyecana kapıldın, o okul heyecanına. Görkem, bir tanıyalım seni önce. Benim adım Görkem. Soyadın? Küçük. Görkem Küçük. Küçüksün ama maşallah boyundan büyük işlere kalkışmışsın. Ne yaptın sen bugün okulun ilk günü?
Yani 3. sınıfa başladım biliyorsunuz ki. Ben bilmiyorum. Şimdi sen söyleyeceksin, biz öğreneceğiz. Yani 3. sınıfa başladık. Bugün tatile gittiğimiz yerleri haritada gördük. İşte bu şekil. Tatile gittiğin yerleri haritada gördün. Aha, öğrenmem bize gösterdi. Hepsini tek tek gösterdi. Evet. Peki özlemiş miydin sen arkadaşlarını? Yani özlemiştim. Sonra öğrenimi de özledim. Başka yani, neleri özledin? Başka hani okula giderken çiğ köfteci orada da çiğ köfte satıyordu. Çiğ köfteyi kokusundan mı özlemişim cidden ha? Yok ya, çiğ köfteyi bile özlemiş bak görkeme bak resmiye. Evet, ders çalışmaktan biraz bahsedecek olursak oraya hiç girmeyelim mi Görkem? Yani ona pek girmeyelim. Karneye geçelim. Direkt karneye geçecek olmaz mı? Hangi karne? Karne nasıldı? Karnem de bir tane 4 var. Bu sene hani, 5 olacak. Yani. Bir de o 4 matematikten onu 5 almak istiyorum. Çünkü önce iç mimar olmak istiyorum. İç mimar olmak istiyorum. İç mimar. İç mimar nereden çıktı? İç mimar hani... İlk olarak bir oyunla ev yapmaya falan başlamıştım. Ondan sonra işte sevmeye başladım bu ev yapma işini. İşte ara sıra dışarı çıkar arkadaşlarımla, orada kediler vardı mahallede. Kedilere taşlardan küçücük ev yapardım. Öyle başladım. Ondan sonra işte dedim ben büyüyünce iç mimar olayım. İşte bu şekilde çıktı bu iç mimar olayı. Maşallah. Adam olacak çocuk 3. sınıftan belli oluyor. Evet. Umarız Allah muvaffak eder. Allah gönlünde ne varsa onu verir. Senin annen de baban da inşallah gururla seni izlerler. Koltukları kabarır. Resmiye, senin küçükken böyle bir şeyin var mıydı? Ben iç mimar olacağım ya da doktor olacağım. Aslında evet benim de vardı. Ben de haberleri sürekli izlerdim. Yani ben de işte haber sunacağım derdim. Yani Allah oldu. Nasip etti. Evet bak oldu. Nasıl? Resmiye ablanı beğeniyor musun? Peki şimdi telefonumuzun diğer ucunda bir arkadaşın olacak ama o arkadaşını sen tanımıyorsun. Nerede olacak biliyor musun? Ankara'dan. Ankara'dan. Okey. Okey mi? Soralım bakalım hazır mıymış telefonumuz? Telefonumuz hazırmış. Sen anons et istiyorsan sevgili Resmiye. Telefonumuz düştü sanırım. Biz sohbete devam edelim. Biraz daha Görkem'i sıkıştıralım. Sıkıştıralım bakalım. Görkem şimdi okullar açıldı. İlk gözüne çarpan neydi? İlk gözüme çarpan hani orada hani yeni bir seneye başladık. Hep yeni seneye başlayınca birinci sınıfa ya baştan öğrencilerin annesi hep orada geçerlerdi bazı yerlere geçip otururlardı, ayakta beklerlerdi. Onu fark ettim. Cidden yine aynısı olmuş. Ben aynen ben de aynısını beklerlerdi. Birinci sınıfa geçtiğimde işte orada oturup bir yerlerde beklerdim. Yani birinci sınıfla bizim onları korumamız gerekiyor gerçekten de. Biz onlardan daha büyüğüz, onları korumamız lazım. Onlar daha küçük, yeni başladı okula. Okula henüz bilmiyorlar. Sonraki yıllarda öğrenecekler okulu onlarda nasıl bir şey olduğunu. Bizim de onları korumamız lazım kısaca. Aslanım benim, maşallah. Küçükleri koruyalım diyorsun değil mi? Peki büyüklere ne yapmamız gerekiyor? Büyüklerimizi yani sevmemiz gerekiyor. Onların sözünü dinlememiz gerekiyor. Kısaca böyle. Maşallah maşallah. Telefonu galiba hazır gene. Hazır mı? Evet. Anons edelim kimmiş bakalım. Evet Dedaman İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Ayça Kurutuz. Alo. Alo. Ayça seni Görkem'le baş başa bırakıyoruz. Ayça. Şimdi senin gibi o da 3. sınıfa gidiyor. Alo. Ayça'cığım duyabiliyor musun beni? Şimdi Ayça'cığım stüdyomuzda Görkem Küçük var. Görkem Küçük de aynı senin gibi 3. sınıfa gidiyor. Sadece Görkem Küçük. Sadece Görkem Küçük. İkinci adım Salih'de. Ha, Salih Görkem Küçük. Bak senin de başka bir ismin var mı sevgili Ayça? Ha? Senin de başka bir ismin var mı canım? Sadece Ayça Kurutuz'sun değil mi sen? Ha. Evet bak ne güzel. Şimdi o zaman sen sor bakalım. Şu anda ekrandasın sen Görkem. Ayça'ya ne sormak istersin okulun ilk günüyle ilgili? Okulun ilk gününe... Ama oraya bak mesela bak şeye bak orada fotoğrafı var. Bak ne güzel bir fotoğrafı var Ayça'nın. O da aynı senin gibi. Şu orta kameraya bakıyorsun. Tamam bakıyorum zaten şu an. Neyse Ayça sen okula başladığın gün ne yaptın? Onu öğreneyim ben de. Başladığım gün okulda arkadaşlarımla kucaklaştım.
Sonra birbirimizi attık, oyun oynamaya başladık. Sonra tatilde neler yaptığımızı konuştuk. Sonra öğretmenimi öptüm. Arkadaşlarım da öptü. Maşallah. Öyle geçti. Okey yani. Okey. Vay be, süpersin. Nasıl o okey? Böyle mi yapıyorsun? Vay maşallah. Başka sorun var mı Ayça'ya? Sor bakalım. Sen dershaneye gittin mi diyeyim de. Bu küçük çocuklar dershaneye gidiyor ben mu? Ben dershaneye gittim. O zaman sor bakayım. Ben. Sor Görkem, evet. Seni bekliyor. Seni bekliyor Ayça. Tekrar sor. Bir daha sor. Dershaneye hiç gittin mi? Ben gittim. Ben de gittim. Maşallah. Orada ne neler, orada neler öğrettiler sana? Bana İngilizce falan da öğrettiler sana. Efendim? Bana İngilizce falan da öğrettiler dershanede. Sana ne öğrettiler? Ne? En fazla gittim. Ne öğrettiler? Evet. Peki Ayça, sen şimdi Görkem'le konuşuyorsun. Ankara'dan İstanbul'a bir mesajın olacak mı? Mesela arkadaşlarına ne söyleyeceksin? Öğrenciler ne yapması gerekiyor? Öğrencilerin başarılı olması gerek. Çok çalışmalarını istiyorum. Ve benim bütün çocukların okumasına iyi bireyler, iyi yerlere gelmesini istiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Bütün çocukların da benim gibi iyi bir meslek seçmesini istiyorum. Maşallah. Doktor olmak istiyormuş. Bak gördün değil mi Görkem? Evet gördük ama ben kesinlikle iş mimarı olacağım. Evet, birisi doktor, birisi iş mimar. O zaman teşekkür et o zaman Ayça'ya yayınımıza katıldığı için. Neyse teşekkür edelim de Ayça. Ayça'cığım çok öpüyoruz seni. İyi akşamlar diyoruz. Annene babana da selamlar olsun diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Resmi gördün değil mi? Evet. Peki madem seni burada yakaladık. Hazır yakalamışken bir haber sen sunabilir misin? Bir deneyelim en azından. Bir deneyelim. Al bakalım. Şu 5. haberi okumaya çalış. Bak şuradaki. Neredeki? Şuradaki. Evet oradaki. Oku bakalım. Okulların açıldığı ilk gün Diyarbakır'dan ilginç bir önemi geldi. Saadet okulların açıldığı ilk... Ay dur ya dur. Dur ya dur sen ya, de dur. Sen de resmiye giriyorsun araya bütün motivasyonunu bozuyorsun. Ben bunu valla okurum da evet. Yani şu anda o zaman, istemem okurum. Tamam şu anda sen ne yap biliyor musun? Sen sadece ders çalış, annenin babasının duanı al. Ondan sonra ne yapacaksın? Büyük adam olacaksın. Özellikle altını çizelim, iç mimarı olacaksın. Resmiye o zaman sen 5. haberimize devam et. Yavaş yavaş biz Görkem'e de veda edelim. Evet, bir dakika, dur. Bir dakika. Nereye hemen tabii? Söyle bakalım. Öğretmenim bunu kesinlikle canlı yayında söyledi. Dedi ki, bizim hani şeyimiz bozuk. Neydi ya, adını unuttum şimdi ama. Neyini? Lavabolar mı bozuk? Hayır. Yollar hayır. Bozuk. Yok ya şeyler hani perde falan var ya projeksiyonumuz bozuk. Ha projeksiyon için, bozuk. O zaman şöyle yapalım. Sizin okulun ismi ne? Dumlupınar İlköğretim Okulu. Dumlupınar İlköğretim Okulu değil mi? Evet. Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun Sultan Gazi miydi? Neresi orası? Küçükköy. Küçükköy'de Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun bir ricası varmış. Onu da sevgili Görkem burada canlı yayında söyledi. Eminim ki yetkililer duyacak. Orada ne yapacak? Olaya müdahil olacaklar değil mi? Eminim öyledir de 3D sınıfı değil biz onu. 3D sınıfı. Tamam. O zaman biz Görkem'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberimize devam edelim. Evet değerli izleyenler, sıradaki haberle devam ediyoruz. Okulların açıldığı ilk gün Diyarbakır'dan ilginç bir öneri geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, okullarda andımız yerine besmele okunsun dedi. İşte çok tartışılacak olan o önerinin ayrıntıları geliyor. Okullar açıldı, öğrenciler andımız ve İstiklal Marşı'nı okuyarak ders başı yaptı. Okulların bu ilk gününde Diyarbakır'dan öyle bir öneri geldi ki herkesi şaşkınlığa uğrattı. Eğitime besmele ile başlatan bir eğitim ortaya koysanız o zaman bu problemler çözülür demişti. Biz de Erbakan hocamızın 20 yıl önce söylediği bu ifadeyi söylüyoruz ve her sabah
gençlerimiz, çocuklarımız okullarda besmele ile eğitime başlatılmalıdır. Bu ilginç öneride bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, bu önerisinin gerekçesini ise şöyle açıkladı. Siz her sabah okulların açılışında çocuklara Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye bir ant içirirseniz, buradaki kardeşlerimiz de ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım der. Evet Sayın Akar, birçok meslek var. Haberimizi izledik. Yani nasıl olacak bu durum? Neler söyleyeceksiniz? Çok ilginç gerçekten. Şimdi besmele her şeyin başıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Yani inanan insanlar her işi yaparken, mesela ben bu kağıdı alırken Bismillahirrahmanirrahim diyebilirim. Ya da bir işe başlarken ya da yemeği yerken. Şimdi besmele tabii ki çok önemli. Şimdi senin de söylediğin gibi bazı okullarda gayrimüslim vatandaşlarımız da okuyor. Tabii ki yani ben şahsi kanaatimce tabii ki besmele ile her şeyin başıdır. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız ve yine hükümetimiz mutlaka bununla ilgili çalışmalar yaptı. Mesela okullara Kur'an dersi seçmeli olarak konuldu. Ve benzeri işte Osmanlıca ve başka diller. Ya bir şekilde bir şeyler yapılıyor. Ama şimdi rahmetli Erbakan da bir gün bir Van'daydı, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Herkes ne mutlu Türk'üm diyene diye okuyor ama birisi de ne mutlu Kürt'üm diyene tarzında bir laf etmişti rahmetli Erbakan. Şimdi zaten onun çalışmaları yapıldı. Bu hükümet döneminde fazlasıyla yapıldı. Yani tarafsız olmak gerekiyor. Şimdi böyle bir ortamda Sayın Canbay'ın bu söylediği, ya tabii onu kendisine mutlaka soracaklardır. Çünkü bütün basın bu konuyu gündeme getireceklerdir. Evet. Ve gelişmeleri bir izleyelim bakalım. Yaşar Canbay ve Saadet Partisi bu konuda ne diyecek? Ama şunu da yani kesinlikle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bizim her şeyin başıdır. Yani her işi biz öyle yapacağız. Biz öyle inanıyoruz ama Milli Eğitim'de de böyle bir şeyin olması, gene gitsin. Öğrenciler gene besmeleyle girsin sınıfa. Besmeleyle çıksın ama çıkıp orada bütün herkesi toplayıp herkes bir ağızdan Bismillahirrahmanirrahim demek tabii ne derece doğru olur, onu da büyüklerimize bırakalım. Evet, sırada İmralı'dan bir mesaj var değerli izleyenler. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Bu görüşmenin ardından bölücü terör başının oradan gönderdiği mesaj açıklandı. Bakın neler söylemiş. BDP Öcalan'la görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Abdullah Öcalan'ın karşılıklı ateşkes durumunun korunuyor olması anlamlı dediği ifade edildi. Öcalan mesajında şunları söyledi. Bir yıl önce başlattığımız diyalog sürecini bundan böyle yeni bir formatla, yani bir anlamlı müzakereyi evrilterek, derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Anlamlı bir müzakere için gerekli olanak ve araçları devlete de Kandil'e de iletmiş durumdayım. Özellikle devletin derinlikli bir müzakere için yeterli araçları ve imkanları yaratması sürecin ilerlemesi için elzemdir. Çözüme gidecek yolların ancak bu şekilde açılacağı gerçeğinden hareketle hükümetin de konuyu ciddiyetle ele almasını umuyorum. Bu aşamada karşılıklı ateşkes durumunun korunuyor olmasına anlam biçtiğimizi belirtmek istiyorum. Hepimiz sürecin çok anlamlı olduğunun farkındayız ancak anlamlı olduğu kadar zor ve çetin geçeceğini de hepimiz biliyoruz. Önerilerim ve düşüncelerim doğrultusunda zorlukları aşmayı başarırsak yeni bir formatla evrilmiş derinlikli bir müzakereyle yola devam edebiliriz. Ve değerli izleyenler, Bakanlar Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Başbakanlık Merkez Binada toplandı. Toplantıda demokratikleşme paketi, İmralı'dan gelen mesaj, Suriye, Mısır, Avrupa Birliği ana gündem maddeleriydi. Saat 13.30'da başlayan toplantıda en önemli gündem maddesi olarak demokratikleşme paketinin görüşülmesi ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda demokratikleşme paketine ilişkin yapılacak toplantı bu haftaya ertelenmişti. Erdoğan'ın kurmaylarıyla ayrıca pakete son şeklini vermek için yarın da bir araya geleceği belirtiliyor. Toplantıda ayrıca Suriye konusu ve Mısır'a ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı kaydedildi. Değerli izleyenler, haberimize geçmeden önce Sayın Akar bir son dakika haberi aktaracak. Sevgili Resmiye, biliyorsunuz sınırlarımızın hemen dibi ateş kazanı, alevler yükseliyor, buharlar böyle her tarafı yakıyor. Yine Malatya'dan kalkan uçaklar Suriye'nin bir helikopterini düşürüyor, sınır ihlali yaptığı için. Bunu da son dakika bilgisi olarak sevgili izleyicilerimize aktaralım.
Evet, gelişmeler elimize geldikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan çözüm süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Kurtulmuş, çözüm heyetinde çalışan kimse dışarıya bir şey söylemiyor, dalga da geçmiyor. Oyun oynamıyoruz, Türkiye'nin en hayati olayını çözmeye çalışıyoruz dedi. Sayın Başbakanımız bunu bir insani mesele olarak görmüş. Bir kişinin daha fazla ölmemesi için elini çabuk tutmuştur. Dolayısıyla bu irade, siyasi irade önemlidir. Riski ne olursa olsun riskini üstümüze alıyoruz ve bunu çözeceğiz iradesini biliyorsunuz uzun bir süredir ortaya koydu. Sağ olsun yine Türkiye'nin siyasi tarihini yazanlar bu açıklamalarında Türkiye barışına ne kadar katkı sağladığını ileride daha iyi görmüş olacaklar. Terörün kaynağı olan grupta diyor ki, örgütte diyor ki evet biz de silah bırakıyoruz. Bu irade olmasa yani zaten ikisi yan yana gelmese adım atmanız mümkün değil. Bunlar da tesadüfen gazeteler üzerinden, televizyonlar üzerinden yapılan dedikodularla, kulislerle oluşan bir süreç değildir. Bakın bunların hepsi unutulacak ama her gün bu çözüm süreciyle ilgili bir takım kulisler, bir takım siyasi yorumlar yapılıyor. Ama çözüm süreciyle ilgili çalışan heyetten aşağı yukarı hiç kimse dışarıya bir şey söylemiyor çünkü ciddi bir iş yapılıyor. Dalga geçmiyoruz, oyun oynamıyoruz. Türkiye'nin en hayati sorununu çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada mesele kulislerle, dedikodularla o gün günlük haberlerde bir takım haberlerin çıkmasını sağlamak değil. Mühim olan sonuç almaktır. Dolayısıyla bu iki iradenin de yani siyasi iradenin çözme iradesi, örgütün silah bırakma iradesinin devam ettiğini görüyoruz. Değerli izleyenler, Suriye ile ilgili bir gelişme daha aktaralım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda dörtlü toplantı gerçekleştirmek üzere Paris'te Fransa, Amerika ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Davutoğlu'nun Elize Sarayı'nda Fransız mevkidaşı Fabius, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmesinde 3 ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ne sunmak üzere çalıştığı taslağın ele alınacağı belirtildi Sayın Akar. Bu dörtlü toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi de bekleniyor ayrıca. Bir de öte yandan John Kerry de toplantıyla ilgili Şam rejimi kimyasal silahlardan arınma anlaşmasına uymazsa sonuçlarına katlanır demiş. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şu anda artık bir satranç oyununa dönüştü bu savaş. Savaş taktikleri diyelim biz buna. Öncesinde biliyorsun geçtiğimiz hafta saldıracaklardı, saldırmayacaklardı. Birleşmiş Milletler seyrediyordu, seyretmiyordu derken bir anda ne olduysa bilmiyorum ama bir geri adım atıldı. Evet. Anlaşıldı, işte silahlar teslim edilecekti. İşte sürekli son dakika birileri bir şeyler fişfişliyor oraya. İşte bugün de yine muhaliflerin elinde silahlar olduğu, kimyasal silah olduğu tarzında haberler geliyor. İnanıyorum ki bu toplantıda ciddi bir sonuç elde edilecektir. Eğer edilmezse zaten sen de sonunda ne dedin? Sonuçlarına katlanır herkes diye. Evet. Eğer edilmediği takdirde zaten yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Ama biz yine söylüyoruz inşallah burada savaş görmeyiz. Savaşın sesini görmeyiz. Bizim tek dileğimiz o. Evet. Çünkü yine bugünkü gelişmeler arasında İranlı Amerika'nın yakınlığından da bahsedildi. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Yani çok yani, zıt, çok tabii mıknatısın iki ucu gibi bir şey. Şimdi artı eksi yani yan yana gelmesi biraz düşündürücü aslında. Şimdi nasıl bir araya gelecekler? Hangi konuda gelmişler mesela orada? Bu mevcut terörist ve aşırı grupların bilmem neleri var, hareketleri var. Acaba yeni bir akım mı başlayacak? Yeni bir anlaşma mı yapılacak? Ama ben zannetmiyorum şu anda öyle bir şey olur. Çünkü sıcak bir şey var, yemek var. Orta Doğu yemeği var. O yemek yenmeden, o yemek sonuçlanmadan, bitmeden başka bir yere geçileceklerini zannetmiyorum. Evet. Ya bu önemli bir gelişme. Biz istersen şeyi bir kez daha hatırlatalım. Malatya'dan kalkan uçaklar Suriye'den kalkan bir helikopteri sınır ihlali yaptığı için düşürdü. Bu da bir son dakika gelişmesi. Tekrar etmiş olduk. Sıradaki haberimizde. Evet, Obama'nın Putin'e yanıtı var sırada. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Suriye'deki terörist ve aşırı grupların elinde hala kimyasal silahların mevcut olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran'ın faili ve kurbanının kim olduğunu gözetmeksizin kimyasal silahları kınadığını yineledi. Bu terörist grupların hala kimyasal silahı var ve bu sadece Suriye'yi değil tüm bölgeyi tehdit eden bir tehlike diye konuştu.
Suriye hükümetinin kimyasal silahlar sözleşmesine katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zarif, bölgedeki şiddeti sonlandıracak tüm çabaları takdirle karşılıyor, kitle imha silahlarından arınmış güvenli bir bölge istiyoruz dedi. Zarif, Amerika'nın diğer ülkelerle zorbalık ve tehditle konuşmaya hakkı olmadığını dile getirerek, savaş kışkırtıcılığı tehlikelidir ve ne bölgedeki dostlarımızın ne de Amerika'nın yararınadır. Bölgede radikal gruplara göz yumanlar herkesten daha fazla zarar görecektir uyarısında bulunan Zarif, Suriye'ye karşı güç kullanılmasını destekleyen bazı Arap ülkelerinin bu tavrının bilgelikten uzak ve kendi içlerindeki kaosun bir göstergesi olduğunu savundu. İran'la Amerika arasındaki ilişkilerde güvensizliğe de dikkat çeken Zarif, barışçıl nükleer faaliyetimiz hakkında Amerika ile güven ortamını inşa etmeye hazırız dedi. Zarif ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in görüşme talebini kabul ettiğini de dile getirdi. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Amerikan basınına yazdığı bir mektupla kendisini eleştiren Rus lider Putin'e yanıt verdi. Obama, soğuk savaşta değiliz, bu konu bir Amerika-Rusya rekabeti değil dedi. ABC'ye konuşan Obama, Suriye'deki kimyasal silahların imhası planının Amerika'yı daha pozitif bir pozisyona soktuğunu söyledi. Obama, amacımız Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçmek ve bu konuda büyük bir potansiyel görüyorum. Kongreden onay alma sürecinin ve ardından diplomasinin devreye sokulmasının da Amerika'yı daha iyi bir pozisyona getirdiğini düşünüyorum dedi. Obama, New York Times gazetesine yazdığı bir mektupta Amerika'yı demokrasi değil saldırı yanlısı bir ülke olarak tanımlayan Putin'e de yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, soğuk savaşta değiliz. Bu konu bir Amerika-Rusya rekabeti değil. Eğer amacımıza ulaştıysak doğru şeyi yapmışız demektir. Putin'in bu konuda sorumluluk paylaşmasından memnunum dedi. Mektubun yayınlanmasının ardından Putin'in Obama'ya karşı galibiyeti yorumları yapılmıştı. Obama bu karşılaştırmaya karşı çıktı. Obama, Putin'in bizimle aynı değerlere sahip olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silahları imha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu çalışmaları desteklediğini belirten Gül, Birleşmiş Milletler'e seslendi. Suriye'ye en yakın ülke Türkiye olduğu için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bizi çok ciddi bir şekilde dinlemesi gerekir dedi. Kimyasal silahlar bizim komşumuzdaki bir ülkeden. 1000 ton civarında kimyasal silah olduğu söyleniyor. Bunların Suriye'den tamamen temizlenmesine en çok biz seviniriz. Onun için bunu desteklemek lazım ve tabii ki destekliyoruz. Bir taraftan kimyasal silahların kesin kes tamamen Suriye'den çıkartılacak şekilde gayet ciddi, gayet kararlı bir çalışma yapılırken diğer taraftan da şüphesiz ki esas daha büyük sorunun çözümü içinde çok güçlü bir politik kararlılığın olması şarttır. Biz bir komşu ülke olarak olup bitenlerden en çok etkilenen biz olduğumuz için şüphesiz ki bizi çok ciddi bir şekilde Güvenlik Konseyi'nin dinlemesi gerekir. Ve Birleşmiş Milletler müfettişleri Suriye'de geçtiğimiz ay yüzlerce kişinin öldüğü saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair açık ve ikna edici kanıtlar olduğu sonucuna vardı. Associated Press müfettişlerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sunduğu raporun ilk sayfasında Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki taraflar arasında devam eden çatışmada aralarında çocukların da bulunduğu sivillere karşı büyük ölçüde kimyasal silah kullanıldığı sonucuna varılmıştır denildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler müfettişlerinin Suriye'deki incelemelerinin ardından yazdıkları raporda topladığımız çevresel, kimyasal ve tıbbi örnekler Şam'ın Guta bölgesinde 21 Ağustos'ta yerden yere atılan ve sinir gazı içeren roketler kullanıldığına dair açık ve ikna edici kanıtlar sağlıyor ifadesi yer aldı. Raporda kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığına dair detay olup olmadığıysa henüz bilinmiyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Gezi Parkı olaylarının bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Gezi olayları bir darbe girişimidir. Eğer Türkiye'de şu ana kadar 4 ayrı darbe hadisesinin meydana geldiğini dikkate alırsak, aslında çok ciddi ve kapsamlı uluslararası bağlantısı olan
bir beşinci büyük darbe girişiminden söz etmek mümkün. Ben o toplanmanın da öyle çok masumane taleplerden kaynaklandığını düşünenlerden birisi değil. Hazırlıkları çok önce eskilere dayanan çok ciddi bir organizasyondu. Bunun içerisinde hem Türkiye'de derin devletin hem uluslararası bir takım bağlantılarını söylemek mümkün. Medyanın, finans çevrelerin ve bunun gibi toplum üzerinde nüfuz kullanan her kesimin sürece bir şekilde müdahil olduğu bir dönemi yaşadık. Dediler ki eğer siz bu eylemlerin durmasını istiyorsanız şu şartları yerine getireceksiniz. Şimdi listeye baktığınızda bir tek şey eksikti. Sayın Başbakan'a, ey Sayın Başbakan, şu çalıştığın o başbakanlığın da anahtarını bize bir versen de biz de rahat rahat çalışsak iyi olurdu demedikleri kaldı. Evet, açıklamaları dinledik. Kısaca neler söyleyeceksiniz Sayın Hocam? Aslında hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Zaten Şamil Tayyar söyleyeceğini söyledi. Biz her zaman başından beri söylüyoruz. Masumane başlayan bir olayı birileri aldı, büyüttü bir kartopu gibi bir yerlere getirmeye çalıştı. Ama gönül isterdi ki o ilk masumane şekilde dursaydı. Zaten Sayın Başbakan da hükümet yetkilileri, görevliler zaten gidecekti. Onlarla beraber halaylar çekecekti diye düşünüyorum. Ama birileri araya girdiği zaman iş kötüye dönüşüyor. Yine Ahmet Atakan'ın ve diğer genç fidanlarımızın ölümüyle ilgili bir sürü şeyler oldu biliyorsun. Ahmet Atakan'ı bunları birbirini zincirlemedir. İşte ODTÜ'dür, öbürüdür, bilmem Gezi'dir, şudur, adı ne olursa olsun. Bir şekilde birileri masumane başlayan her olayı alıp kaşıyıp büyütüp bir yerlere getirmeye çalışıyor. Geçmişte darbeler, Allah korusun bir daha darbe marbe olmayacak zaten bu ülkede ama olmaz. Bunlar ülkenin bütünlüğüne, birliğine zarar veren şeyler. Zaten gerekli açıklamaları da yaptı. Fazla konuşmaya gerek yok sevgili Resmi. Evet değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam ediyoruz. İstanbul Avcılar'da bindikleri taksiyi Yenibosna'da gasp eden iki kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlıların olay öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Avcılar'da sabaha karşı taksiye binen 18 yaşındaki iki zanlı Yenibosna'ya gitmek için taksiciye yol tarif etti. Yenibosna'ya ulaştıklarında aracın önünde oturan OK taksi şoförü Ömer Kaya'nın boğazına bıçak dayayarak üzerindeki paraları istedi. Ömer Kaya paraları vermek istemeyince zanlılar zorla taksicinin üzerinde bulunan 320 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Ekipler kaçmaya çalışan iki zanlıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Zanlıların olay öncesi ve sonrasındaki görüntüleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bahçeli Evler Asayiş Büro'da sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Ve sonunda bu da oldu. Değerli izleyenler, doktorlardan sonra şimdi de ambulans sağlık ekiplerine saldırdılar. Olay Malatya'da yaşandı. Hasta aldıkları sırada hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak kaçtı. Malatya'da düşme sonucunda yaralanan yaşlı kadını almak için köye giden 112 acil servis ambulans ekibi hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Hiç beklemedikleri bu saldırı karşısında şaşkına uğrayan ekipler aracın kapısını içeriden kapatarak kendilerini korumaya çalışırken diğer yandan da hastaya müdahaleye devam ettiler. Gözünden, dizlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darp izleri sonucunda yaralanan ambulans şoförü saldırganların elinden kurtularak hastanın da içinde olduğu ambulansla hızla köyden uzaklaştı. Daha sonra gazetecilere konuşan ambulans şoförü yaşadıkları olayı şöyle anlattı. Düşme vakası ihbarı aldık. Hastaya giderken gittik, hasta yakınlarının saldırısına uğradık. Arkadaşlar damar yolu açıyordu, ne bekliyorsunuz diye. Falan diyerekten saldırdılar. Bir kişi vurdu, üç kişi tuttu. Evet, ne kadar acı Sayın Akar. Kurunun yanında yaş dayanar derler ya. Yani onlar can kurtarma derdindeler. Diğer taraftan da saldırı. Yani şimdi sevgili Bahadır Çopur yönetmenim, o KC'yi tekrar ekrana getirir misin? Orada biz bir şey yazmışız. Acil kurtarma. Acil kurtar. Parantez içinde ne demişiz? Acil kurtarma. Oradaki acil kurtar. Şimdi 112 niye var? Hastaların bir an ya birinin yani işte düşmüştür, kafası kırılmıştır, kalp krizi geçirmiştir ve benzer birçok olay. Bu insanlar niye çalışıyor? Gece gündüz çalışıyorlar. 24 saat. Evet, 24 saat çalışıyorlar ve insanların sağlığı için çalışıyorlar. Trafik kazasından tutun da başka her türlü hastalığa kadar koşturuyorlar. Şimdi yani onlar öyle yapacağına inanmıyorum ama asla yapmaz. Çünkü sağlık, doktor, öğretmen, polis
Hiçbir zaman hiçbiri mesleğini, tabii ki aralarda böyle tek tük çıkacaklardır kötü niyetli, art niyetli insanlar. E şimdi onlar Allah korusun ya bize saldırıyorlar dese biz de acil kurtarma mantığıyla bu işi yaparlarsa ne olacak? İşte araları birbirlerinin aralarındaki bu anlaşmazlık can kurtarana yansıyor. O zaman biz ne diyelim? Allah akıl fikir versin diyelim. Kesinlikle. Sonraki haberimize geçelim. Evet, bir sonraki haberimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fesane bir kültür armonisine sahne oldu. Konya, Adana ve Karaman kültürlerinin buluştuğu Conexpo 2013 fuarında kameralara renkli görüntüler yansıdı. Şimdi Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen fuara gidiyoruz ve ekranlarınıza o görüntüleri getiriyoruz. Konya, Adana ve Karaman kültürleri İstanbul Fesane'de buluştu. Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Conexpo 2013 fuarında adeta bir kültür armonisi yaşandı. Standlar açıldı, farklı kültürler tanıtıldı. Bir kültürün en önemli öğesi olan yemekler de unutulmadı. Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ustaları tarafından titizlikle hazırlandı. Yiyenlerse tadına doyamadı. Çok güzel, çok güzel. Her şey yerinde güzeldir. Etli ekmek de Konya'da yenir ama Konya'ya ya da bu fuara gitme imkanı olmayıp bu lezzetin tadını merak edenler için ustalardan tarifini de aldık. Yiyenler tadına doyamadı. Fuarın mimarı Konsiyat Başkanı Abdullah Başçı yoğun ilgi gören bu fuar hakkındaki düşüncelerini anlatırken mutlu ve gururluydu. Baş kez buluşturmanın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün dördüncü günümüz, son günümüz. Tabii geçen seneki etkinliğimizde iki başkent buluşturma programına çıkmıştık. Osmanlı, İstanbul, Selçuk, İspanya demiştik. Bu sene tarihi başkentler buluşuyor. Konya, Edirne, Karaman, İstanbul. Bültenimize kısa bir reklam arası veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Sıradaki haberimiz yüzünüzü gülümsetecek türden. Bingöl'de kediyle yavru yılanın kavgası amatör kamerayla görüntülendi. İşte o anlar geliyor. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Çeltik Suyu mevkisinde bulunan havalimanında kediyle yavru yılanın kavgası bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yolcu geliş kapısının yanında kavga eden yavru yılanla kedi vatandaşlar tarafından meraklı bakışlarla izlendi. Alandan uzaklaşmak isteyen yavru yılan kedi tarafından dakikalarca engellendi. Evet Sayın Akar, bir duyurunuz olacak sanırım izleyicilerimize. Evet, biliyorsun Temiz Toplum'un tercihi Kanal T'de birbirinden kaliteli programlar yapılıyor ve birbirinden değerli isimler yapıyor. Mesela bu akşam saat 19.30'da usta gazeteci Abuzer Doker'in bir programı var. Aykırı Gündem programı. Boğaz'ın incisi Sarıyer bilirsin. Evet. Orada neler oluyor? Hı hı. Şimdi Maslak ve Ayaza oraya bağlanmıştı. Evet. Son durum ne? Sarıyer'deki biliyorsun sahil can alıcı. Gittiğin zaman orada karnın acıkıyor, aman oralara gidiyorsun, börek yiyorsun. İğneden ipliğe ne varsa Abuzer Doker'le Aykırı Gündem'de saat 19'da olacak. Bu duyuru da ben yapayım. Hı hı. Ve herkese ben iyi akşamlar dileyim kendi adıma. Sonra da sen. Evet değerli izleyenler, Sayın Akar'ın duyurusunun ardından bültenimizi noktalıyoruz. Reklamların ardından Dolunay Tetiğ'in sunumuyla spor haberleriyle karşınızda olacağız. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.